Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlihim. Yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Dün canlı yayındaydım. Dün müydü gerçekten? İki gün önce olabilir. İki gün önce canlı yayındaydım. E, canlı yayında barbar keserek az çok muhabbet ettik. E, bu barbar kesme canlı yayında zaten bahsetmiştim ne kadar cevher kastımdan ama aynı şekilde videosunu da çekip sizlere alana sarıyla barbar keserek bir kvk'da neler kazanabileceğinizi söylemek, göstermek istiyorum. Bu sadece alana sarıyla barbar kesmeden kazanılmıyor bu arada. Ee, mesela 3 ordu şu an ben alana sarıyla barbar kesiyorsam 7 ordu açtığım için kalan 4 orduyla da cevher topluyorum. Bu başlangıçta tabii ki de kalan 2 orduyla veya 3 orduyla cevher toplayabiliyorsunuz. Eğer bir zamandan sonra 6. orduyu KVK'nın sonlarına doğru böyle 15 gün kala falan da 7. orduyu açabiliyorsunuz. Yani bu basamak basamak hızlanıyor arkadaşlar. Ordu açtıkça sizin... KVK'da eğer cevher topluyorsanız işinize yarıyor. Bu çok fazla zaman alıyor mu? Alıyor açıkçası. Günde 10 saat falan zaman ayırmanız gerekiyor. Eğer onur puanı sıralamasına oynamayacaksanız da günde 3-4 saat bile baksanız size fazlasıyla cevher kastıracaktır. Benim ortalamam herhalde 7-8 saattir günde. Çünkü ilk başlarda KVK'nın başları. sana yardımcı olamıyorum. Ananın. Daha yeni bir Siri hopladı. Niye hopladığını bilmiyorum ama arkadaşlar. Tekrar hoplarsan sıçarım ağzına. Ee, Valla çok korktum. Her neyse. Ne diyordum en son? Ee, günde 8 saat falan ayırdığımı düşünüyorum. KVK'nın başlarında günde 3-4 saat ayırıyordum. Allah ee, <laughs> Allah'ım KVK'nın başlarında günde 3-4 saat ayırıyordum. Sonlarına doğru onur puanı sıralamasında baya bir rekabet olduğu için 8-9 saat hatta 12 saat falan ayırmaya başlamıştım. Sonra Niro ile anlaşma yaptık. Bunu canlı yayında söylemiştim. Niro onur puanı sıralamasında birinciliği bırakmam için bana 1.5 milyon each reses verdi arkadaşlar. Hepsinden 1.5 milyar verdi. Şu üzerinde olan tüm aslında Niro verdi diyebilirim. Bu kaynak sayesinde birinciliği bıraktım. Peki birinciliği bırakarak Niro'ya neler vermiş oldum? 20 tane heykel verdim 5 tane de şuradaki malzemeden verdim. Diğerleri çok önemli değil. Asıl önemli olan bu ikisi. Yani bu ikisinin değeri ne kadar oluyor diyelim? Ee, 10 dolar şeyden gelse hani bu pop-up'la beraber e, 10 tane heykel alabiliyorsunuz. 10 dolar bundan gelse, 5 dolar da bundan 15-20 dolarlık bir şey vermiş oldum heykelle, materyal vermiş oldum. Ha cevherle alsanız belki daha fazla dolar edebilir ama Adam bunun karşılığında 120 dolarlık bir kaynak verdi bana. Bu benim açımdan her türlü worth bir durum. Hem çok fazla vaktimi yemeye başlamıştı. Nero da aynı şekilde çok vakit harcadığı için bu teklifi sundu açıkçası. Yani artık karımdan boşanacağım falan filan demeye başladı. İkimizin sağlığı için de dedi böyle bir şey yapalım. O yüzden birinciliğe oynamıyorum artık. 553k onura geldim şu anda. 553k onura gelirken arkadaşlar şimdi ben eski videolardan buraya bir ara koyacağım. Eski videolardan göreceksiniz ki ben bu KVK'ya girerken 20K eylem puanı ile girdim. 20K. Normalde şu anki yaptığım onuru sıfırdan normal barbar bar keserek keserek 1.5 milyon eylem puanı harcayarak yapabiliyorsunuz. Ben 20K ile başladım. KVK'ya KVK sırasında etkinlikler geldi mi? Geldi. O etkinliklerden bir 100-150K falan eylem puanı gelmiştir. Aynı zamanda da Belirli bir zamandan sonra eylem puanın bittiğinde arkadaşlar şu taktiği uyguladım. Günde 300 cevhere kadar cevherle eylem puanı almaya başladım. Ee, mesela bunu yaparken nasıl yapıyorsunuz? Hafta yenileniyor mesela şu an benim vip dükkanında şöyle alabileceğim eylem puanı var. Ama ben bunu almıyordum genellikle çünkü sıfır eylem puanına ulaştığımda bana cevherle eylem puanı alma şansı veriyordu. Atıyorum bir gün içerisinde 300 cevhera kadar ben cevherle basıyordum. Onun devamında hala barbar kesiyor oluyorsam buradaki VIP dükkanından yüzer yüzer ala ala o şekilde barbarları kesiyordum. Bir de günde arkadaşlar barbar kalesi kesiyorsa birliğiniz haftada 7k eylem puanı alma limitiniz var. Bizim ortalama 5-6k ise diyelim hani çok barbar kesilmemeye başladı. Barbar kalesi kesilmemeye başlamıştı son safhalarda. Oradaki eylem puanlarıyla ondan sonra Shadow Legion'la... Ondan sonra bir de bir meşhur mezarlık etkinliği geldi. Onlarla beraber bir 100-120k eylem puanı buradan geldi. Kalanı ben cevher basarak yaptım. Zaten cevher bastığımda ve VIP dükkanından böyle 1k falan eylem puanı aldığımda günlük genellikle günlük kesme limitim doluyordu ve bir sonraki güne devrediyorduk. Orada da zaten tekrar cevher sıfırlanıyordu. Yani tekrar 100 cevherle satın almaya başlıyordum. Yani genellikle 300 cevhere kadar satın aldım. Sonraki zamanlarda ise Niro ile bu onur puanındaki sıralama karıştığında 350 ve 400 cevheri de satın aldığım oldu bir 4-5 gün boyunca. Şimdi bu onur puanını falan nasıl yaptığımı geçecek olursak bu barbar kesme karşılığında ben ne aldım bunlardan bahsedeyim isterseniz. Şu anda teknolojim full. İlk başta en önemli şeyden başlıyorum. KVK teknolojisi. Çünkü barbar kestiğinizde siz kristal kazanıyorsunuz. Bu da free to play oyuncular için bildiğiniz gibi çok önemli. Şu an teknolojim full. Peki ben bu teknolojiyi nasıl fullledim? Normalde ben pop up şeklinde bu hani patlayan paketleri çektiğimde yine ben KVK sonuna geldiğimizde bu teknolojiyi fullleyemiyordum açıkçası. Ama şu an bu KVK içerisinde sadece pop upları çekmeme rağmen bu teknolojiyi fullleyebildim. Peki barbardan ne kadar kristal geldi bana KVK boyunca? Bu son güne kadar baktığımızda yaklaşık 30 35 milyon kristal Barbar'dan gelmiştir arkadaşlar. 30 35 milyon kristal. Yani bunu totele vurduğunuzda daha harbi olarak bakarsanız en mantıklı alabileceğiniz kristali pop-up'lardan sonra daha harbi bildiğiniz üzere. Daha harbinden sanırım 9 milyon kristal geliyor. 9 milyon veya da 12,5 milyon olması lazım. Yani en kötü 3 kere full daha harbi Hatta 9 milyon veriyorsa ise 4 kere daha harbini fullemeniz gerekiyor sıfırdan gol chest'e kadar. Bu da size yaklaşık olarak 600 ile 800 dolar arası bir paraya mal oluyor. Birincisi bu. Yani verdiği kristal bu. Tabi KVK'nın savaşları bittikten sonra gelen kristal önemli olmadığı için KVK savaşlarına kadar ne kadar kristal kastığımı söyleyeyim ben size. Savaşlara kadar barbar bar kesmeyi bu kadar abartmamıştım. Ona rağmen 15 milyon kristal gelmişti. O da yaklaşık bir buçuk daha harbi ediyor. Eğer 9 milyon kristal veriyorsa. Yani 250 dolarlık falan bir kristal harcaması yapmış gibi barbardan siz kristal kazanabiliyorsunuz. Evet biraz konuşurken yoruldum. Bir nefes çektim daha yine o yüzden kestim daha yeni kısmı. Dediğim gibi kristal olarak bir buçuk daha harbi çekilmiş gibi sayılıyorsunuz. İlk başta verdiği şey bu. KVK için temel olan şeylerden bir tanesi. Kristal kazanımı İkinci olarak hızlardan bahsedelim. Hız olarak arkadaşlar şu an bende bitmiş olmasına rağmen ben çünkü etkinliği oynadım geçen gün ee, şey etkinliği vardı hız etkinliği vardı hız olarak yaklaşık 2 yıl falan hız geldi. Şuradaki 5 dakikalık iyileştirme hızı mesela 13000 olmuş bu kvk savaşlarında 0'dı kvk savaşları bittiğinden bu yana 13325 şey gelmiş 5 dakikalık hız gelmiş. Bu da ne kadar yapıyor hız olarak ona bir bakalım. 12'ye böl, böl 46 gün 50 günlük falan 5 dakikalık iyileştirme hızı gelmiş. Ee, i̇yileştirme hızı 5 dakikalıktan en fazla atan e, iyileştirme hızı oluyor. 5 dakikalık bir hız geldiğinde genellikle iyileştirme hızı atıyor. Şansa bağlı olarak 5 dakikalık evrensel ve 5 dakikalık eğitim hızı da atıyor. Bu hızları ben sürekli kullandığım için bunun kıyaslamasını yapmak zor ama yaklaşık olarak 2 yıl hız geldi arkadaşlar. Çünkü KVK savaşına kadar bir 200 gün falan gelmişti. KVK savaşından sonra daha fazla barbar kesimi varsayarsak bir belki bir buçuk yıl belki 2 yıl falan bir hız geldi. Hızın hesaplamasını net olarak yapamadım açıkçası. belki benle aynı değerde barbar kesen bir videoya bakıp onları onu da buraya not edebilirim ne kadar hız gelmiştir ortalama olarak size söylemiş olabilirim. Ama çok fazla da hız geliyor yani bunu da şöyle şöyle söylesem size mesela. mesela bir gold chest çektiğinizde 25k cevher geliyorsa en fazla hız veren bir paket içerisindeki hızları hesaplayın. Barbar'dan gelen 25k cevherle ve hızlarla o pakete kıyasladığınızda Barbar'dan gelen hız daha fazla olacaktır. Kıyaslamayı böyle yapabiliriz en azından. Şu an aklıma gelen en basit kıyaslama bu oldu. Kaynak olarak hepsinden birer milyon iç geldi en az şekliyle söylüyorum. Bu savaşlardan sonra gelen kaynaklar arkadaşlar. Ya şu an mesela savaşlar bittikten sonra bana gelen kaynak 500 milyon gıda gelmiş buradan sadece. Aynı şekilde odun da geliyor, taş da geliyor, şey de geliyor. Mesela gold da geliyor. 1 milyon iç dedim de bu şu şekilde 1 milyon iç. Gıda üzerinden hesaplarsak 1 milyon iç. Mesela 1 milyon gıda geldi, 1 milyon odun geldiyse 750 milyon taş, 500 milyon da altın gelmiş oluyor. Haberiniz olsun. Artı bir milyonluk kaynakta şuradaki hepsini açtığınızda hepsinden 3'e böldüğü mü 4'e böldü şekliyle bir kaynak da geliyor. Bir yani milyon da buradan gelmiş oluyor. O da yaklaşık 250, 250, 125 ve 75 gibi bir kaynak gelecektir burayı açtığımızda. Şimdi kristal hız ve kaynağın ne kadar geldiğini hesapladık. Cevhere dönecek olursak. Önceden... Barbar kestiğinizde cevher daha fazla geliyordu. Bunu ekipman malzemesi ekliyoruz ayağına düşürdüler. Hatta bayağı bir düşürdüler. Yani şu an ben ki Barbar'a ayırdığım vakti eski zamanda ayırmış olsam emin olun 80k değil de bir belki 150k falan cevher kasıyor olacaktım. Ha bunun yerine ekipman malzemesiyle doldurdular. Ondan da bahsedeceğim günde ne kadar verdiğini. Ee, artık cevher dediğim gibi az geliyor. 82 hatta 83 kamına gelmiş bakayım 51700 buradan 31 bin 82 e, 83 bin 300 cevher gelmiş Barbar'dan 220 bin cevher de toplayarak geldi ben yayında 220.000 bin cevher topladım mı toplamadım mı onun bayağı bir bagana düştüm ama 200 kardeşini en azından topladığımı hesapladım arkadaşlar sonrasında. Ben 3 ordumu genellikle şeye kilitliyordum. Şuradaki zombişe kilitliyordum. Bununla ilgili bir short videosu var. Belki onu video içerisine sıkıştırırım. Short videosunu paylaşmadım bu arada daha. Şuradaki geçitler bizde değildi. Geçitler bizdeydi daha doğrusu ama şeyimiz yoktu. Bağlantımız yoktu. O yüzden orduyu buraya attığımda kilitleniyordu. Geri dönmüyordu. Bu şekilde cevher hesaplamasını şöyle hesaplamıştım ben. 5 günde 20k cevher topluyordum arkadaşlar. 3 orduyla toplarken. Bir zaman sonra bu 4 orduya çıktı. Yani... 5 günde 20K'dan hesapladığınızda 50 günde zaten 200K 3 orduyla topladığımda bile ben cevher toplamış olarak sayılıyorum. Ve genellikle cevheri de topluyordum yani belki birkaç gün aksaması vardır ama en azından 200K cevheri 200-220K cevheri toplayarak elde edebildim. Yani toplamda cevher toplayarak ve barbar bar keserek 300K cevher kazanabildim. Peki arazi olmaktan çıkartırsak bunu nasıl söyleyebilirim? VIP seviyesi olarak ben başlarken aslında barbar bar kesmeye başlamamdaki neden de VIP seviyesini artık 18'e getirmekti. Kvk'ya başlarken vip seviyem arkadaşlar 3 milyon 340 bindi artı 50 bin cevher vardı üzerimde yani 3.4 milyon VIP puanım vardı diyebiliriz. Ee, şu an üstümdeki cevherleri ve çantamdaki cevherleri kullandığımda 3 milyon 880k cevhere ulaşabiliyorum. Yani 480k cevherlik bir kısmı şeyi yapmışım. VIP puanına yatırabilmişim. Ve cevherleri arkadaşlar mümkün mertebe kullanmadım. Bir 20 30 kasını belki harcamışımdır. Hatta onu da eklersek 3 milyon 910 bin VIP puanına ulaşabiliyormuşum. Yani her halükarda 510k VIP seviyesi olacak şekilde bir cevher girişi olmuş. Yani bu 510k cevher de olabilir. 510k VIP puanı olarak da hesaplayabilirsiniz. Peki paketlerden ve diğer şeylerden ne kadar geldiğini hesaplayacak olursak benim kendi paket çekmemden arkadaşlar gelen cevher yaklaşık 50k falandı. 2 tane gold chestlik bir paket çekmiştim ben bu KVK içerisinde. Bunun bir, gold şeyden geldiyse puff uplardan geldiyse diğeri de normal paketlerden geldi. Paketler aynı zamanda VIP puanı da verdiği için bir 10k VIP puanı da oradan gelmiş desek Yaklaşık 60-70k hatta 60k'da 60k olarak hesaplıyorum da 70k sadece paket çekmemden geldi diye varsayalım. E, yapıları işgal etmemizden gelen mesela 50k cevher diye hesaplayalım. Onu da fazla fazla hesaplıyorum. 120k etmiş oluyor. Birliğin e, çekmiş olduğu paketlerden gelen hani şuradan topladığımız gold chestlerden gelen VIP puanı ise 25-30k'yı geçmez. Yani hadi 30k diyelim. 150k ya tamamlamış olalım. Yani 150k'lık bir VIP puanı oradan giriş yapmış olsun. Etkinliklerden vesaire gelen hani mesela Shadow Legion'dan 1200 cevher geliyor. Ondan sonra şuradaki e, saldırı hazır etkinliği geliyor. Mesela buradan 1300 cevher geliyor. Hadi 50k'sı da buradan gelmiş olsun. Yani 50k'da abartı olabilir ama 50k'sı da buradan gelmiş olsun. Yani paketler, chart, chart, bu tip şeylerden gelen cevher. 200k arkadaşlar. Yani 510k'dan 200k'yı çıkarttığımızda geriye kalıyor 300-310k cevher arkadaşlar. Yani bunun 80k'sı dediğim gibi barbardan yani benim en az en az topladığım cevher miktarı 200k. Peki ben bu cevheri toplarken cevher toplamaya ayrıca bir zaman harcadım mı? Hayır. Ben asıl zamanımı barbar kesmeye harcadım. Ama barbar keserken siz sürekli ordulara baktığınızda şuradaki ordunun mesela geri döndüğünü veyahut da sabit durduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden de cevheri de topluyorsunuz ister istemez. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası yaklaşık 300k hani ben canlı yayın başlığı olarak 1600 dolarlık demiştim. Hatta 2000 dolarlık bir hasılatı siz KVK içerisinde kendiniz çabalayarak alabiliyorsunuz. Eğer ben bu oyunu normal bir şekilde oynasaydım arkadaşlar yani bu KVK'yı normal şekilde geçirseydim bunların hiçbiri gelmiyordu. Yani bunları sizin getirebilmeniz için gerçekten vakit ayırmanız gerekiyor. Yani bu oyunu zaten oynamak için ya vakit ayırmanız gerekiyor ya da para yatırmanız gerekiyor. Eğer bu ikisinden birini yapmayacaksanız yani siz eğer hem para yatırıp hem de vakit ayırırsanız tabii daha çok şeylere başarabilirsiniz oyunda ama bunlardan birinden birini yapmazsanız sıfırdan gelişen bir oyuncuysanız eğer sağlam bir hesap oluşturmanız imkansız. Ben 1500 gündür oyunu oynuyorum. Bak 1500 gündür oyun oynamama rağmen ayrıca böyle bir şey yapabildiğim için ben VIP 18 olacağım mesela bu KVK sonunda. Ben bunları yapmasaydım bu KVK'dan bana gelebilecek VIP puanı maksimum 200K, belki 150K falandı. A, paketleri de çekmeseydim 100-100k falan 120k falan e, VIP seviyemi arttıracaktım. Yani eğer sağlam bir birliğiniz yoksa birlikte her gün 10 tane gold chest çekilmiyorsa en azından ki o bile çok yeterli değil. Böyle 20-30 tane özel günlerde mesela daha harbi çekildiği zamanlarda böyle 100 tane falan gold chest gelecek ki siz anca öyle VIP 18 seviyelerine falan rushlayabilirsiniz. Ben 1429'dayken paketler günde 4-5 tane gold chest geliyordu. E, Kvk'da savaşabilecek hızı alabiliyorduk ve belirli bir seviyede de VIP geliyordu. Ona rağmen benim cevher toplamadan ve barbar bar kesmeden getirebileceğim seviye 3.5 milyon veyahut da 3.4 milyon seviyeleriydi. Yani oyunda bir şey yapmak için mecburen barbar bar kesmeniz gerekiyor. Her neyse zaten barbar bar kesmenin önemini ve cevher toplamının önemini herkes biliyordur ama en son ekleyeceğim bir şey daha var. Peki ne kadar ekipman malzemesi geldi? Günde yaklaşık 2 ile 4 arası efsanevi ekipman malzemesi veriyor size barbar kesmek. Peki 50 günden 50 gün boyunca barbar kestiğimizi hesaplayalım. Bir de en düşükten alırsak eğer 100 saniyede sarı ekipman malzemesi kazanmışızdır en az. Hatta ben bunun daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum ama en azından hesaplayalım. Yani en az ihtimali söyleyeyim ki size hiçbir yalanı olmasın hatta fazlası olsun diye düşünüyorum. 100 tane de ekipman malzemesi gelmiştir. Efsanevi şekilde arkadaşlar. Bu KVK böyle bir çılgınlık yaptım. Çok fazla vakit ayırdım. Dediğim gibi normalde bu kadar fazla vakit ayırmıyordum. Bunun temel nedeni VIP 18 olabilmekti. Bir de bu krallığa yeni geldiğimiz için hani ne kadar aktif olduğumu da göstermek adına şey yaptım. Birazcık kendi sınırlarımı da zorladım. VIP 18 bu KVK sonunda kesin oluyoruz. Zaten 180K falan cevherimiz var. 180K'yı da eklediğimizde 3.880'deyiz. Bir sonraki KVK'nın savaşlara başlayana kadar 120k bir açığım var. Bunu da her halükarda tamamlayacağım zaten. Şimdi arkadaşlar totale vuracak olursak 400 gün yaklaşık olarak hatta daha fazlası bir hız geldi. 400 gün hız yaklaşık eğer siz savaş makinesi paketini çekerseniz ki genellikle hız paketi çekecek olursanız mecbur onu da çekiyorsunuz. Sadece Call of the Ancients yani bu Osiris zamanları denk gelen paketten biraz daha fazla hız alabiliyorsunuz. Ama ben zaten hızı da azdan hesapladığım için size 400 gün ortalama veriyorum. Bu en azından gelen hız. 400 gün hız demek yani size 40 tane gold chest demek oluyor arkadaşlar. Yani 40 tane gold chest 4000 dolar ediyor. 4000 dolar. Bu bir. Dağ Harbi'nin verdiği kristali hesapladığımızda yaklaşık olarak 740 dolarlık bir Dağ Harbi'nden gelen kristali hesapladık. Dağ Harbi paketi aynı zamanda hız veriyor ama bu işte benim katmadığım hızları da Dağ Harbi'nden gelen hız olarak hesaplayabilirsiniz. Yani ne demek oluyor? 4740 dolarlık bir hız ve kristali siz barbar bar keserek kazanabiliyorsunuz. Tamam bu size daha fazla cevher veriyor mu? Veriyor. Peki cevher olarak biz ne kadar kazanmıştık cevher toplamadan ve barbar e, bar kesmeden? Yaklaşık 300 kal cevher kazanmıştık. 300 kal cevher de size 12 tane gold chestlik bir cevhere tekabül eden bir cevher vermiş oluyor. Yani ortalamayı hesaplarsak paket çekerek daha fazla cevher kazanabiliyorsunuz ama barbar bar keserek daha fazla hız kazanabiliyorsunuz. Bunun ortalamasını hesapladığımızda bize gelen barbardan gelen değer ortalama 2000 dolarlık 2500 dolarlık bir size bir katkı sağlamış oluyor. Bunun nedeni neden ikisinin ortalamasını aldığımı söylüyorum. Cevherle hız alabilirsiniz vesaire vesaire onları yapabilirsiniz. Cevherden gelen 1200 dolarlık bir değer vardı. Hızdan gelen bir 4000 dolarlık. Kristalden gelen de bir 740 dolarlık bir değer vardı. Bunları toplayın hatta 3'e bölün 2'ye bölün fark etmez. En az size verdiği şey 2000 dolarlık bir değer arkadaşlar. Yani 20 gold chestlik şeyi siz barbar bar keserek kazanabiliyorsunuz. Yani oyuna 2000 dolar yatırmak yerine vakit ayırıp barbar bar keserseniz aynı şeyi kazanmış olacaksınız. Bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hem KVK'da ne kadar cevher kazandığımı ve neler kazandığımı sizlere bir video içerisinde göstermiş olayım dedim. Hem de şöyle bir sizlere bir video çekmiş olayım dedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.